Evet, sebep sonuç reklamların ardından devam ediyor. Konuklarımı hemen tanıtayım. Mahmut Övür, Sabah Gazetesi yazarı, Aydınlık Gazetesi yazarı Gaffar Yakıcı. Eski bakanlarımızdan Bülent Akarcalı bizimle ve Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mesut Hakkı Yaşın bizimle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Bir önceki bölümü takip edebildiniz mi bilmiyorum. İçerideydiniz ama Türkiye'nin gündemini konuştuk. Mülteciler konusu ve bunu en yetkili isimlerden birisiyle İl Göç İdaresi Müdürü'ne sorduk. Somut rakamları, iddiaları dile getirmesini istedik. Sayın Bakanım sizinle başlayalım Bülent Akarcalı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok gündemde olan bu tartışmayı nasıl görüyorsunuz? Şimdi gündemde olması normal. Hı hı. Abartılması hani gerekmiyor. Her eleştiri aynı zamanda bir çözüm gerektirir. Hani hı hı. Mesela muhalefetin bu konudaki görüşü, çözüm görüşü ne olabilir diyelim. Ben şöyle yaklaşıyorum meseleye. Şimdi var olanlar içerisinde muhakkak geriye dönmek isteyen bir yüzde var. Bu %1'dir, %10'dur. Tespit edilir ayrı. 500 bin kişi geri dönmüş. İşin kolayından başlanır. Suriye ile ilişkilerin normalleşeceği anlaşılıyor gittikçe. Yani Türkiye diğer bütün ülkelerle normalleşmeye gittiğine göre Suriye ile de gidecek. Rusya'nın da bu konuda Türkiye'ye yardımcı olacağına inanıyorum. Yani Rusya'da böyle bir ortamda Türkiye ile işbirliği yapmaktan daha iyi bir fırsat bulamaz. Ve askeri olarak da bir sürü yerde de aynı zamanda ağırlığını gösteremeyeceği için Suriye meselesinin de artık tamamen barışçıl bir şekilde sona ermesi için çalışır. Önce gitmek isteyenlerin gitmesini sağlarız. Bunlara destekler, teşvikler verilir. O arada Obama döneminden beri Türkiye'nin güney sınırında 30 kilometrelik bir şeritte bu sığınmacıları yerleştirme projesi vardı. Son derece makul. Ülkesine gitmek isteyenleri kendi topraklarında hani barındırma, etme, şey etme. Bunun için ciddi fonlar da bulunur. Avrupa Birliği'nden, Birleşmiş Milletler, mültecilerden. Obama'nın öyle bir projesi var mı? Efendim? Yoktu ya. Kimin? Obama'nın öyle bir projesi mi vardı? Obama karşı çıktı. Obama döneminden beri. Obama döneminden bir koridor. Obama karşı çıktı. Diğerleri de devam ettirdi. Tabii zaten aslında Türkiye'ye karşı en yanlış politikaları uygulayan Obama olmuştu. Obama, yani evet. Kuzu posta altında tilki, kurt değil tam anlamıyla bir çakal gibi davranmıştır. Zaten öyle adamlardan şey etmek lazım. Korkmak lazım. Korkmak, çekilmek ama lazım. Çok güler yüzlü Sayın Bakan. Obama hep gülüyor. Çok sempatik. Ayrı. hani ayrı. Bir de şunu belirteyim. Şimdi vatandaşlık konusuna vesairesine gelince olur veya olmaz. Ama Belçika diyelim ki hani daha önce de demokrattı, bugün de demokratsa daha önce de insan haklarına saygısı vardı. Belçika'da uzun yıllar, 5-10 sene öncesine kadar iki tip vatandaşlık vardı. Biri küçük vatandaşlık, biri büyük vatandaşlık. Küçük vatandaşlık her türlü hakkı veriyor, siyasi haklar hariç. Büyük vatandaşlığa geçmek için de bir Belçikalı'nın Belçika ile ilgili ne bilgisi varsa o bilgiyi edinmek gerekir diyor. Benim dilimi konuşacaksın diyor, benim tarihimi bileceksin vesairesi. Bu şey gibi sürekli oturum izninin bir benzeri galiba yani. Sürekli oturum izni de bazı ülkeler öyle düzenliyor bakın. İskandinavya'da mesela oturum izni sürekli de, oturum aldığınızda. Bizde de rakam verildi. 5,5 milyon kişi var kayıtlı, 190 bini bugüne 190 kadar şartları yerine getirdiği için vatandaş kaldı. Ama Türkiye'de kalıp Türkiye ile bütünleşmek, bu ülkenin kaderini paylaşmak için ciddi bir şekilde olanlar da biraz önce söylediğim gibi hazırlanması gereken, hani sınavlarda zaten sınav organizasyonlarında çok tecrübeliyiz. Belirli eğitimden geçerler, sınavdan geçirirler. Bir çaba harcadıktan sonra Türk vatandaşlığına geçerler. Erkekler askerliklerini yapar. Türkiye'de öyle yani askerliğini yapacak. Paralı askerlik yapar, kısa dönemli yapar ama yapar. Hani şey yok. Yanılmıyorsam hani asker kaçağı olsa 60 yaşında olsa bile askere alıyorlar değil mi? Alırız abi. Öyle diye yani birkaç defa şey duymuştum. 50 diyelim hani yani şeyinden. Yani askerden kaçmanın yolu yoktur diyelim aynı şekilde. Bu şartları yerine getirdiklerinde de yani diyorsunuz. Bu benim kısaca söylediğim. Şimdi eyvallah. Türkiye'de bu işin uzmanları var. Üniversitelerde, Ankara'da. Yani Türkiye'nin bürokratik yapısını da küçümsememek gerekir. 3-5 tane yanlış adamdan dolayı bütün koca Türk bürokrasisini bilmez etmez hale sokmak da son derece yanlıştır. Ondan sonra hatta şöyle diyeyim, AB'nin bir araştırmasına göre Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olmuş olsa Türk bürokrasisi ne olacak diye araştırma yaptılar. 2005'te tam üyelik müzakereleri başladığında sonuç sürpriz çıktı. Türk bürokrasisi İngiltere, Fransa'dan sonra üçüncü geliyordu.
Yani İtalya'nın, İspanya'nın, evet, doğrudur da yani ben de bizzat o ülkelerden dolayı biliyorum. Şeyde İtalya'da Milano'ya giden başkonsolosumuz 6 ay süreyle televizyon için çanak antenini taktırtamıyor oranın ilgili devlet kurumuna vesairesine. Bir gün birisi diyor ki sayın başkonsolosum çok cahilsin galiba diyor. O gelen adama diyeceksin boş zamanında gel. Yani devlete çalışan memur, tamam mı? Boş zamanında geliyor, tak anteni hemen takıyor. Bu konuda da eksiklerimiz olsa da uyumları sağlayabiliriz diyorsunuz. Mesut Akkıca Şin'e sormak istiyorum. Mesut Hocam'ın elinde kocaman bir kitap var. Onu açtı biz, evet, konuşurken. Göstermek gibi olmasın. Bu benim yazdığım devletler hukuk kitabı. Tabii Sayın Bakan'ın da ifade ettiği gibi aslında mültecilik aynı zamanda peygamberlerden bu tarafa insanlık tarihinin en eski problemlerinden bir tanesi. Şöyle söyleyelim. Yani bugün benim anlayamadığım Türk kamuoyunu bu şekilde manipüle ederekten neden acaba mülteciler üzerinden siyaset yapılıyor? Şimdi bakalım, kitapta şöyle diyorum ben. Uzun insanlık tarihi aslında savaş, şiddet, siyasi ve etnik dini baskılar, yoksulluk, işkence ve zulüm nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan büyük insan topluluklarının farklı coğrafyalara göç etmesinin hazin ve ibret verici tarihidir. Şimdi baktığımızda yakın dönem içerisinde mevcut hukuki anlaşmalar 1951 sözleşmesiyle 67 protokolü var. Ben az önce Sayın Müdür'ü dinledim. Türkiye hepsine de bir defa taraf bir ülke. Hı hı. Ancak Türkiye coğrafi ve tarihi bir takım çekinceler koymuştur. Yani doğudan gelenleri almama meselesi. Çünkü bizim hedefimiz belli. Orta Asya'dan gelmişiz. Bizim hedefimiz Batı. Bugün istemesek de Rumeli bizim bir ayrılmaz parçamız. Ancak burada Birinci Dünya Savaşı'nda 30 milyon, İkinci Dünya Savaşı'nda 60 milyon mülteci kalıyor. Ve insanlar bunu çözmek için önce Nansen pasaportu diye bir pasaport veriyorlar. Akabinde de 51 sözleşmesiyle orada 33 ve 34. maddeler çok önemli hukuken no refoulement dediğimiz. Eğer ülkesinde gördüğü savaş veya daha başka nedenlerle bu ırkı, dini, siyasi görüşü nedeniyle ülkesinde can güvenliği olmayan insanların ülkesini terk ettiği zaman asıl devlet, yani her devlet kendi vatandaşını korumakla mükelleftir. Devlet bu şemsiyeyi yapamıyorsa uluslararası toplum ona sahip çıkar ve bunun en üstünde Birleşmiş Milletler mülteci şeyi vardır, komiserliği vardır. Uluslararası toplumun kontrolü altına girer, onun koruması altına girer. Bu bir haktır ve insan haklarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Şimdi baktığımızda Türk hukukuna gelelim. Türk hukuku Osmanlı İmparatorluğu'ndan bu tarafa, bakın çok önemli bu, mülteciler açık kapı ilkesi ünlemiştir. Yani kimde bir dert varsa bu Türk'tür. Türk beklenendir, Türk aynı zamanda güvendir. Bakalım şimdi burada Polonya, Doğu Almanya, Rusya, Balkanlar, Karadeniz, Kafkasya hepsine yerleşim hakkı tanımış Türkiye. Geçen derslerimizi anlattık Kırım'daki olayda. Evet. Yani Sovyet İç Savaşı'nda sadece 300 bin beyaz Rus vatandaşına biz ev sahipliği yaptık. Bugün de eğer bugün Ruslar açmış olsaydı Mariupol'u bize en az 5 milyon Ukrayna'dan şey gelecek. Deniz yolu kapalı olduğu için gelemedi Ukraynalılar. Bugün de kendi vatan ülkesinde sıkıntı duyan Ruslar Türkiye'ye geliyor. Ukraynalılar da geliyor. Şimdi böyle bir hal varken bir defa en büyük güçler Kafkaslar, Kırımlar, Tatarlardan 4 milyon insan Avrupa'ya göç etmiş. Balkanlardan. En sonunda Balkan Harbi ve gördüğümüz gibi biz 3 kıtanın birleştiği bir noktadaki bir imparatorun evlatları olarak bakıyorsun. Şimdi Sayın Bakan çakır gözlü değil mi? Siz başka, bu nasıl oluyor? Orta Asya'dan gelen adamlarla 3 kıtanın birleştirdiği güzellikte bir Anadolu kültürü oluşmuş burada. Şurada ne kadar göçmen vardı? Bizim ailemizde muhacir. Benim ailem, babamın tarafı muhacir. Herkes de vardır herhalde bir tarafta. Türkiye'de ilgili bir anekdot, değil mi? Yani olmayan yoktur tabii, bu tabii, noktada. Anekdot vereyim. Cevfik Hami milletvekili olmuştu. Ondan bir şey oldu İstanbul'da falan. Vallahi dedi, ben dedi 5 asırdır ailemin burada olduğunu ispat ederim. Evet, o da Cevfik Hami'ydi. Hani. Şimdi buraya geleceğim. Şimdi bakalım. Kami oldu. Türkiye'de yani. Yunanistan'dan sadece 23 ile 39 yıllarında 384 bin kişi gelmiş. 33 ile 45 ile Almanya'daki Alman vatandaşı Yahudileri de biz kurtardık. Şimdi bu kadar güzel bir şey varken, bu baktığımız zaman Milliyetler Cemiyeti'nden günümüze geldiğinde
Türkiye'nin bugünkü pozisyonuna baktığımızda, şimdi ben mülteci kamplarında çalıştım. O zaman Sayın Cumhurbaşkanı vazife vermişti TÜBİTAK projesinde. Tek tek bu kamplardaki sorunları gördüm. Onların hal çarşılarına baktık ve Türkiye nasıl ki Ruslarla ekmeğini paylaştıysa, nasılsa Polonyalılarla, bu dardaki insanlara biz kafamızı açtık, ekmeğimizi paylaştık. O zaman ben soruyorum, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Eyüp Sultan evinde yolcuydu. Bir Mekke'yi, bir Medine'yi yaşamışız. Siz Hazreti İsa'nın evini terk ettiğini, Musa'nın terk ettiğini unutuyor musunuz ya? Ha peki bugün buradaki bu insanlara niye karşı çıkıyorsunuz? Bu bir. Peki burada geldi de senin ekmeğini mi aldı bu insanları? Biraz öyle düşünüyor herhalde insanlar. Ha şimdi bu görüş şu. İngiliz'in ekmeği İngiliz'idir veya İngilizlerin savunduğu bir görüştür bu işçisi. Şimdi elbette sorunlar var. Sayın Müdür anlatmıştır. Özellikle burada eğitim sorunu var, sağlık sorunu var ve bu insanların bir kısmı ülkelerine bayramda dönüyor. Bayramda dönsün adam, sevdiklerine gitsin. Ha, peki kalıcı çözüm nedir? Kalıcı çözüm Türkiye'nin söylediği gibi bir, Suriye'deki iç savaşın bitirilmesidir. Ama burada iç savaşı bitirmek istemeyen ama PKK'ya 40 bin tır silah veren Amerika Birleşik Devletleri bunu görmez. Oradaki çocukların eline silah verip uluslararası hukuka aykırı olarak çocuk savaşçıları besleyenleri Türkiye rapor ettiğine rağmen Türkiye'yi bu şekilde çocuk savaşçıları destekleyen olarak Türkiye insan hakları beyannamesinde veya kendi raporlarında kötüleyen bir müttefikimiz Amerika. Şuraya geleceğim. Birincisi burada verilen rakamlar doğrudur. 500 bine yakın kişi ülkesine dönmüştür. Evet. Ve Türkiye bir model önermiştir. Kimi? En yetkili makam olan Büyük Millet Meclisi, Birleşmiş Milletler'de diyor ki Türkiye gel Avrupa senle koy para. Sayın Putin'le de görüştük. Burada önce garanti verilsin. Can güvenliği. Söylediğim şey o. Esad yönetiminden öldürülmeyeceğine dair bir gürültü ve topraklarını geri alabilsin ve onlara ikamet sağlayalım. Ve bunları yeniden iş aşk koyalım. Fakat şu var, Suriye'de bizim gibi kırsal kesimden gelme. Kalkıp onlara kocaman kocaman apartmanları yapıp adamın yaşadığı bir yaşam tarzı var. Bunu birlikte Avrupa Birliği bize para vereceğini, gelsin bu modelleri yapalım. Hem Birleşmiş Milletler'de bu projelendirildi, hem de geri alma anlaşmasıyla Avrupa Birliği ile bir konsensüs sağlandı. Fakat ne var? Bir, savaş bitmediği için. İki, özellikle geri bölge. Yani Türkiye bir transit ülke aslında. Geçici bizde kalıyor bu adamlar. Ha diyeceksin ki hocam 5 milyon kaldı bizde. Evet kaldı. Ne yapalım bu adamları biz aç mı bırakalım yani? Dün söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Bugün de söyledi. Türkiye bu insanlara sahip çıkacaktır. Çıkmak zorundayız biz ya. Evet çıkıyordu. Şimdi peki şöyle bir hadise var. Bu onu sorunlar, da alayım hemen devam edeceğiz. Bu buyurun. Sorunları çözebiliriz ve çözmek için de devlet imkanlarını bir şekilde şey yapıyor. Orta ve uzun vadede bu çocukların Türkçe eğitimleri, üniversite, benim pek çok Suriyeli öğrencim var. Ve pek çok talebe kadar başarılı doktora talebesi var işlerinde, hukukçu var. Hepsi de pırıl pırıl ve iftar ediyorum onlarla. Evet. Ve onlar bakın şimdi bir imparatorluğun devamı diyorum. Suriye'dekiler, Irak'takiler. Bizim vatandaşımızdı, Osmanlı vatandaşıydı bunlar. Yani burada Sykes-Picot anlaşmasıydı ve emperyalizmin kurduğu düzenle bugün Orta Doğu toprakları parçalanmadı mı? Evet. Suudi Arabistan kimin toprağıydı? Şimdi burada biz tekrar kalkıp yayılmacı bir karakter de değiliz. Orada bir savaş var ve bu insanlar buraya geldiler. Bu savaş bittikten sonra mutlaka Suriye'de bir idareyle el sıkışma olacaktır. Ve bu adamlar ülkelerine geri döneceklerdi. Kim ister vatanını, toprağını? Aynen. Şimdi son cümlenizi verin. De alayım. Son cümlenizi de alayım. 4 milyon, sıra 4 milyon hepimiz. Bakalım 4 milyonu geçti şeyde. Nedir adı? Ukrayna'daki göçmen sayısı. Şimdi demek ki 2 ay içerisinde ayda 2 milyon insan ülkesini, bu Ukraynalılar vatanlarını sevmiyorlar. Herkes vatanını sever. Ama dediğim gibi can adamın kafasına bomba yağıyor. Kimse ister Suriye'deki Rus bombalarından veya Suriye bombalarından veya kimyasal silah kullanıldı biliyorsunuz. Dolayısıyla burada devlet Sayın Bakan'ın dediği gibi bürokrasisiyle elindekini yağına tuzuna bunu çözmektedir. Ve planlarımız vardır.
adım adım hepsini yapıyoruz. Türkiye başıbozuklar ülkesi değildir. Bir hukuk devletidir ve bunun gereklerini icra etmektir. Kimsenin de bunun kuşkusu olmasın.